Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerin başında geliyordu. Bu gerginlik yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ve Cumhurbaşkanlığı adaylıklarının konuşulduğu dönemde zirveye çıktı. Bahçeli, 8 Nisan 2014'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında ağır sözlerle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. MHP ile AKP arasında 2018 yılında Cumhur İttifakı kuruldu. İttifakın ardından Devlet Bahçeli, önceki söylediklerinin tam tersini savunmaya başladı. Daha evvel Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını belirten Bahçeli, gidilen erken seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlara yürüyecektir. Yıl 2008. Süleyman Soylu dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı. Konuşmasında yapılan özelleştirmelere tepki gösteren Soylu, AK Parti'nin yolsuzluk yaptığını ve hesap soracaklar. Eğer ben Süleyman Soylu'ysam, eğer ben bir babla torunuysam, buradan herkese bir babla evladıysam ben, eğer buradan herkese açıklıyorum, eğer tertemiz bir adamsam, eğer dürüst bir adamsam, arkamda bir tek kara leke olmadan karşınızda duruyorum. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormazsam ne verdin, ne verdin? İktidarı hedef alan Soylu, Erdoğan'a sandıkta gününü göstereceklerini ifade etti. Siyaset adına hava atmaya çalışan bu hakemi Tayyip Erdoğan'a orada gününü göstereceğiz. Peki sert ifadelerle Erdoğan ve AK Parti'ye yüklenen Soylu vaat ettiklerini yaptı mı? Soylu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5 Eylül 2012'de AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmi olarak AK Parti'ye katıldı. 3 Şubat 2013 tarihinde partisinin Malatya İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Soylu, Erdoğan'ın Türkiye'nin ezeli ve ebedi başkanı olduğunu söyledi. Allah'a yemin ederim ki Türkiye'deki bütün meselelerin çözülmesiyle ilgili de bu konudaki en yegane lider de Recep Tayyip Erdoğan, yani Sayın Başbakan. Ve Türkiye'de Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendisi için istememektedir. Vallahi de istememektedir, billahi de istememektedir. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilelebet ezeli ve ebedi başkanıdır. Kasım 2015'teki Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Soylu, Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım 2015'te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. hükümette Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Soylu, Davutoğlu'nun istifasının ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Soylu, Erdoğan'ı Menderes ve Özal'a benzeterek bu halkın Erdoğan'a sahip çıkacağını söyledi. Dün bu milletin Menderes'ini aldınız, dün bu milletin Özal'ını aldınız. Vallahi de, billahi de, tallahi de bu millet size Erdoğan'ı vermeyecektir arkadaş. Sahip çıkacaktır ve vermeyecektir. Soylu, Demokrat Partisi lideriyken ise böyle demişti. Sayın Başbakan, sen kim Menderes kim? Süleyman Soylu, 31 Ağustos 2016'da istifa eden Efkan Alan'ın yerine Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı görevine atandı ve halen bu görevi yürütüyor. Yerli ve milli olacağı duyuruldu.
2011'de göklerde olacaktı. 2019'da ise yolcu taşıyacaktı. 2023'e yaklaşılırken geçen 11 yıla rağmen yerli uçak hala üretilemedi. İlk kez 2011 yılında Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde billboardlarda adı duyuldu. Hem de yerli uçağımız göklerde sloganıyla. Göklerde beklenen yerli uçak 2015 tarihli billboardlarda ikinci kez sahneye çıktı. Bu kez yerli ve milli uçağın yanında Başbakan Davutoğlu'nun resmi vardı. İki farklı sloganla geldi vaatler. Yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz, kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Sayın seyirciler, bir rüya daha gerçek oldu. Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı için kritik bir viraj daha dönüldü. Uçaklardan ilki 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak. Ve inşallah 2019'da ilk Dornier 328 modeli etrafında yapılan ilk uçak uçuşa geçecek. 2023'te sipariş edilen 50 uçak üretime geçecek. Yine 628 modeliyle de 2020'de tasarım tamamlanıp 2023'te uçuş gerçekleşecek ve bununla birlikte %100 Türk tasarımı milli bölgesel uçağımız ile milli muharip uçağımız birlikte inşallah Türk semalarında uçmuş olacak. Peki işin doğrusu nasıl? Yerli uçak yapımı ne aşamada? 2022 yılı olmasına rağmen hala yerli uçaklardan bir haber yok. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, yerli uçakla ilgili 10 sene geçti, hangar var, uçak yok, dedi. Yerli uçağımız göklerde dedi, 10 sene geçti. 10 sene bu uçağın hala benzini bitmedi, inemedi aşağıya. Havada devam ediyor uçmaya, 10. sene oldu. Size çok komik bir şey daha göstereyim. Sene 2019, yerli uçağımız hangarda dediler. Hangarı görüyor musunuz? İçeride uçak var mı? Yok. Wonderland Eurasia, daha önceki adıyla Anka Park. 1.3 milyon metrekare alan üzerine kurulan bu park Avrupa'nın en büyük tema parkı olacaktı. Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan parkın yapımına 2013 yılında başlandı. 20 Mart 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Anka Park'tan Ankara Büyükşehir Belediye'miz kira geliri ve diğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir. Park sahip olduğu özelliklerden daha çok yapılan harcamayla gündeme oturdu. Sürekli tartışmalarla gündeme gelen parkla ilgili Melih Gökçek, parkın maliyetinin 212 milyon dolar olduğunu söyledi. Sadece ve sadece buranın gerçek mal oluşu 1 milyar 337 milyon TL. Yani dolara vuracak olursan, bugünkü kira işte söylüyorum, 212 milyon dolar. Milyon dolar. Peki parkın gerçek maliyeti Gökçek'in dediği kadar mı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında parkın maliyeti için ilk önce 750 milyon dolar rakamını telaffuz etti. Çünkü burası yaklaşık 750 milyon dolara mal oldu. Bunu her yerde söylüyorum. Ben size şimdi detayı vereceğim. Buradaki detay, Anka Park'ın maliyeti fatura 712 milyon 900 bin dolar. Geri kalan orada çalıştırılan işçilerin, belediye araçlarının şeylerini hesap ettiğiniz zaman tespit edilen 750 milyon daha fazla da olabilir. Ancak Yavaş 24 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamayla rakamı yanlış hesapladığını söyleyerek bir düzeltmeye gitti. Anka Park'ın maliyeti 750 milyon demişti. 750 milyon dolar evet, demiştim ve çok gürültü kopmuştu. Çok büyük para geliyor. Çok hata yapmışım. 801 milyon dolar. 801 milyon dolar oraya gömülmüş.
Melih Gökçek zamanında özel bir şirkete 29 yıllığına kiralanan Anka Park 2020 yılının Şubat ayından bu yana kapalı. Sebep olarak ziyaretçi düşüklüğü ve parkın elektrik borçlarından dolayı işletmeci şirkete gelen haciz kararları gösteriliyor.